Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Haziran Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu bayağı bir kalabalık yarış programı var. Yani koşu adeti olarak çift altılı bir program var. Akşamleyin de bir İzmir'de yine kalabalık bir 9 koşulu bir yarış programımız var arkadaşlar. Her iki programda yayında geceleyin de bir Belmont Park'ta da sonuçlandıracağımız bir program var. Bu da gün içerisinde sizlere yetiştirmeye çalışacağım bir program. Öncelikli olarak Ankara yarışıyla başlayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve birinci koşudan itibaren ilk startımızı verelim. Saatler 13.30'u gösterirken şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim kursu ile 10 safkanında yer almış olduğu bu koşuda 10 nolu Taşpınar'da başlayacağım. Bu Kaysberg temsilcisi Mehmet Akyavuz da uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan safkan biraz daha birinciliğe yakın gördüğüm isim. 8 nolu Showtime bir turbo temsilcisi ama anne bir girl. Girl zaten İzmir'den gördüğüm bir safkandı. Tayları da maşallah iyi taylar veriyor. Gökhan Kocakaya start alacak olan bu safkanda bir özbelge ekürüsüne ait uzun zamandan beri hazırlanan zaten kendi yetiştirmeleri olan bir safkan. Biraz daha ön plana çıkan isim güzel de eşkale sahip. 7 nolu Nervous Girl bir Uçan Bey temsilcisi Uğur Temur'la start alan safkanda yine güzel hazırlıklara sahip bir diğer tay. 1 nolu Bengü Sena bir turbo temsilcisi de Kurtel Ekürsü'ne ait ve Mustafa Kemal Kumbasar'la start alıyor. Yine uzun zamandan beri güzel hazırlıklara sahip bir diğer safkan. Ve son olarak da 5 nolu Mina Loba. Yine bir Kaysberg temsilcisi Alef Katı'yla start alacak olan safkanda yine güzel hazırlıklara sahip bir diğer isim. 10-8-7-1-5 bu koşudaki sıralama oldu. Günün ikinci koşusu şartlı 2-2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu ve 6 safkanda yer almış olduğu bu koşu. 2 nolu bir anla bir Kırdemir temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start alan safkan çim pistte koşmuş olduğu yarışlardaki güzel sonuçlarla biraz daha birinciliğe yakın gördüğüm isim. Ama rakip olarak da her ne kadar birinciliği olmamış olsa da etkili yarışlar koşmaya başlayan 3 nolu Sabıran bu Armando temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine güzel hazırlıklarla artan formuyla rakip olarak önereceğim isim. 2 öncelikli olarak daha sonra da 3 nolu Sabıran arkadaşlar. Günün 3. koşusu şartlı 4 dişilere ait Aprantin'e mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu yine 5 safkanda yer almış olduğu koşuda mesafelerde ve güzel hazırlıklara sahip ve güzel dereceye sahip olan 1 nolu Abjar Kız bu Abjar Akademi temsilcisi Muhammed Özdemir'le son 8'inciliği ölçü almadı bu safkan bana göre burada birinciliğin en güçlü adayı bir aksilik olmadı taktı. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Ama 2 nolu Sin bu banknot temsilcisi Kadir Demirel'le her geçen gün artan bir formu var. Son güzel ikinciliğinden sonra bence bu safkanın burada da yani 1 nolu Abjar Kız'ın eksik koşması halinde devreye girmesi halinde bence çok güzel bir yarış koşar. O yüzden ben bu iki safkanı ayrımsız 1 nolu Abjar Kız ve 2 nolu Sin olarak yazılıp bayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı bu koşuda. Şartlı 5 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çim koşusu. 8 safkanda yer almış olduğu koşuda 1 nolu Aldiramin. Kazbet temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alacak olan safkan. Çok etkili yarışlar koşuyor. Koşmuş olduğu gruplara göre bu grubun bayağı üzerinde gözüküyor. Hem cisleri arasında bence kazanmaya en yakın isim. O yüzden 1 nolu Aldiramin bu Kazbet temsilcisi Mehmet Akyavuz'a benim banko olarak önereceğim isim oldu. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı yine bir şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusuyla start veriyor ve 10 tay arasında koşacak olan bu yarışta önceli 1 nolu Bel Cavallo Sakarbaşı temsilcisi Mehmet Akyavuz'a uzun zamandan beri güzel hazırlıklara sahip bu isim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 4 nolu Eyüp Han bu Kaysberg temsilcisi de Ercan Çankaya'da yine güzel hazırlıklara sahip, güzel konuklara sahip bir diğer isim. 10 nolu Ulu Tahir'e bir Ulu Er temsilcisi Volkan Velat Demir'le start alacak olan safkanda yine uzun zamandır güzel hazırlıklara sahip bir diğer tay. 2 nolu Çiçek Han'ın bu turbo temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le yine iyi çalışmalarıyla, iyi hazırlıklarıyla. 6 nolu Kızım Tulu bu Kılavuz temsilcisi Mert Gökalparslan'la dikkat çekici işlere sahip. Bence bu safkanı kesinlikle iman etmenin pisti biraz da çamur ve ıslak bulması halinde veya ağır bulması halinde biraz daha etkili koşacak bir orijine sahip. O yüzden tabii normal çimlikte de koşar ama biraz ben ağır sahaya daha yatkın görüyorum bu safkanı. Altın olup kızım tuluyor.
Ve son olarak da 9 alış Şevat, bu Sarraf temsilcisi Fatih Rüstem Bebek de yine güzel eşikalli bu tayda etkili koşabilecek diğer isim oldu. 1-4-10-2-6-9 bu 6 safkan benim koşudaki sıralama oldu. Günün 6. koşusuna geldik. Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 2200 metrelik çim koşusuna. Evet, 11 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda yine birbirine yakın safkanların denk geldiği bir koşu. Önceliği 4 nolu Hikmet Fırtınası'na vereceğim bu İsfendiyar temsilcisine. Ercan Çankaya'la nihayet ikinci yarışındaki güzel ikinciliğiyle bir anda formunu artıran bu safkan yine güzel hazırlıklarıyla biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Mesafede yatkın bir isim. 3 nolu Büyük Kale bir Kafkas Şahı temsilcisi Muhammed Özdemir'le Stadam Safkan da yine güzel bir birincilikten sonra burada çok şanslı. Gözükenler arasında 7 nolu Hattat bu Hisar Bey temsilcisi Mehmet Keskin'le start oluyor. Yine bu safkan 2 tane 7.likten sonra bir 4.likle formunu yine eski durumuna getirmeye çalışan bu isim. Burada da sevdiği mesafede bence etkili koşacak isimler arasında. Daha sonra da 9 nolu Sardur Buturbo temsilcisi Ali Kaçmaz da yine 5.likten sonra artan formuyla bugün de sürpriz yapabilecek kapasiteye sahip bir diğer isim. 4-3-7-1-9 bu 5 safkan ön planda ama bir safkanla yapabilirsek şu 6 nolu Bersun Ateş'in de Velat Demir'e de kuponlara ilave edelim. 4-3-7-1-9 daha sonra 6 nolu safkan. Günün 7. koşusu şartlı 3-4 yaşta Arapların 2100 metre kum yarışı. 8 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda önceliği 1 nolu Caymaz'ın oğluna vereceğim bu Uçan Bey temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la. Bu aralar güzel bir form yakaladı. İstikrarlı ve güzel hazırlıklarıyla bu yarışa katılacak olan bu safkan. Bana göre birinciliğe biraz daha yakın gördüğüm isim oldu. Daha sonra 7 nolu Yeni Çağlı bu kurtlar temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine etkili koşabilen bir isim ve formu da oldukça iyi gözüküyor. Ve 2 nolu Sarraf Tay bu Sarraf temsilcisi de Merk Yokap Arslan'la yine bugünün etkili isimleri arasında gözüken isim. 1-7-2 biraz daha ön plana çıkar isim ama bir safkanla yazarsak şu 6 nolu Kızıl Ejder bu Toşurt temsilcisi Mehmet Akyavuz'da 7 aylık aradan sonra start alacak olması rağmen son işlerinde oldukça güzel derecede işler yapmaya başlayınca bence kesinlikle uzun zamandır bu çalışan bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz. İyi bir isim çünkü koşmuş olduğu yarışlara göre 1-7-2 önce 6 daha sonra. Günün 8. koşusu Sahil Güvenlik Komutanlığı koşusu bir Ankara bölgesine ait kısa vade 8. 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusu ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuda bir nolu Uğur Bey nihayetle son yarışını kazanan bu Yavuz Star temsilcisi bugün Halis Kıraktaş'la yine bu grubu geçmesini bekliyorum. Şu anda hazırlık olarak biraz daha rakiplerinin ön planda çıkıyor. Ben de bir nolu Uğur Bey'i Halis Kıraktaş'la sizlere tek olarak önereceğim isim oldu. Günün 9. koşusu handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusu ve 6 safkan arasında koşacak olan bir yarış. Çok denk safkanların bir arada olması bu yarışı biraz zorlaştırıyor. Hatta biraz değil bayağı bir zorlaştırıyor. Her türlü sonuca açık bir yarış. Bence hani ayrımsız bu ayağı kapatmak en faydalısı gibi gözüküyor. Tabi sıralamam şöyle. 5 nolu Kaptan Amerika, bir Victor Gallup temsilcisi Özcan Yıldırım'la son 4.'lükten sonra artan formuyla biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 4 nolu Vivo Perley, bir Lainar temsilcisi Akın Sözen'le start alıyor. Yine son 3.'lükten sonra şanslı gördüğüm bir diğer isim. Ve 2 nolu Daylight Ride, bu Invisible Sun temsilcisi de Kurtel Eküsü'ne ait bir safkan. Halis Karataş'la yine etkili koşabilecek isimler arasında gördüğüm isim. 5-4-2 biraz ön planda ama dediğim gibi zor bir koşu. 3 nolu Köstenceli, boş bir safkan değil. Kocakaya'yla bugün start alıyor. 6 nolu Yupon, General Quartet temsilcisi Mücahit Bayır'la da yine çok formda. Tabi geriye ne kaldı? Bir nolu Oğlum İşman kaldı. Şablona Oğlum İşman'ı yazmadım ama en azından sözlü olarak. Ben 5 safkan yazıp bir altı dışarıda bıraktık mı? İnanın zamanda çok gördüm, çok cezasını çektim. O yüzden eğer bu aya 5 safkan yazsam bence 6. safkanı yazıp kapatabilir arkadaşlar. Ama sıralama 5-4-2 daha sonra hepsi olarak. Günün son koşusu şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusunun bölünen son ayağına geldik. 11 tayın yer almış olduğu koşuda önceliği 10 nolu Tekin Sultan. Bu turbo temsilcisi Halis Karataş'ta güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak isim. İyi de bir ekip tarafından hazırlanıyor. Gerçekten Rıza Çakar'da zaten eski atçılardan. Naim Gül desen Gökhan Gül'ün abisi miydi babası mıydı bu çocuk? Valla bazen karıştırıyorum onları da. Ama yıllardan beri biliyorum yani benim çocukken bile bu adam vardı çünkü. Bir de 11 nolu Tunca o Gül'ü. Uler temsilcisi Akın Sözen'le yine uzun zamandan beri güzel hazırlıklara sahip bir diğer isim.
10 ve 11'in safkanlar diğer taylara oranla biraz daha ön planda çıkan isimler. Bu iki safkana sığınıp boya geçebiliriz. Ama tay yarışında biraz at yazalım derseniz 1 nolu Altın Eken, bu Kazbek temsilcisi Erkan Tunç'la, 8 nolu Senmin Hanım ve 6 at temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le ve 7 nolu Pınar Ava bu yine bir Kazbek temsilcisi Ercan Çankaya'da kuponlara ilave edilebilir. 10-11 önce 1-8-7 daha sonra. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 10-8-7-1-5. İkinci koşu 2-3. Üçüncü koşu 1-2. Dördüncü koşu 1-tek. Beşinci koşu 1-4-10-2-6-9. Altıncı koşu 4-3-7-1-9 daha sonra 6. Yedinci koşu 1-7-2 daha sonra 6. Sekizinci koşu 1-tek. Dokuzuncu koşu 5-4-2 daha sonra 3-6. Son koşu 10-11 önce 1-8-7 daha sonra. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.